Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır. Onlara bir bakalım. 24. Sayın Bölgesi'ni ziyaret eden Devlet İstatistik Kurumu Başkanı Apostol Simovski özellikle ziyaretinden memnun. Kendisi yapmış olduğu açıklamasına göre tam bu güne kadar toplam 808 bin vatandaş sayma tabi tutulmuştur. Devre ev sahipliğini yapan Komisyon Başkanı Reşat Görmemeti de mevcut olan sürecinden memnun. 24. Sayın Bölgesi'ne hem devre hem merkez jupa dahil olmakta. Şu an ise bütün yapılmış olan çalışmalar sorunsuz devam etmektedir. Görüşme esnasında devre belediye başkanı da Hekuran Duka iştirak etmiş oldu. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kosova toplam 11 tane yeni anlaşmaya imza koymuş oldular. O şekilde şimdiye kadar toplam 42 anlaşmasıyla beraberce toplam 53 anlaşma iki ülke arasında resmi protokollerle imzalanmıştır. Öte yandan ise Başbakan Zoran Zaev Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı için Üskübe gelen Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi resmi Törenle karşıladı. tören de karşıladığı başbakanlık önünde gerçekleşen törende iki ülke milli marşların okunmasının ardından Zayev ve Kurti tören kıtasını selamladı. İki başbakan kabine üyeleriyle tokalaştıktan sonra resmi görüşmelere de geçildi. Zayev ve Kurti'nin baş başa görüşmesinin yanı sıra ortak bakanlar kurulu toplantısına katılması da öngörülmüş bir olaydı. Akabinde dün de ortak basın toplantısı gerçekleşti gerçekleştirilmesi de planlanmıştır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kosova yeni 11 tane anlaşmasıyla tamamen bütün geri kalan çalışmaları ve anlaşmaları da tam 53'e çıkarmış oldular. Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaretinin özellikle ilk gününde Amerika Birleşik Devletleri Dışişler Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Bakan Radmila Şekerinska, ABD'de yeni atanan Batı Balkan temsilcisi Gabriel Escobar ile görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmede Batı Balkan ülkelerinin yerinin Avrupa Birliği'nde olduğu vurgu yapıldı. Escobar ABD'nin Kuzey Makedonya'yı bir an önce müzakere sürecinde görmek istediğini ifade etti. Radmila Şekerinska State Department'in ardından Pentagon'da da temaslarda bulunması da öngörülmekteydi. Bilindiği gibi resmi ziyaretlere iki ülke arasındaki dostluğu yansıtmaktadır. Önümüzdeki yerel seçimleriyle ilgili olarak muhalefet ana partisi Vamaro Dapaman'ın eşliğinde bulunacak olan Arnavut Aliansı ve Alternativan İttifal sadece yerel seçimleri için geçerli olacaktır. Ondan sonra ise partiler herkes kendi yolundan devam edecektir. Bununla beraberce ana muhalefet parti lideri Christian Mitskovski Vamaro Dapaman'ın koalisyonu hakkında değerlendirmesini yapmış oldu. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilkinizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Covid-19 istatistikleri Debre ve Merkez Jupa için memnun edici sonuçlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Son olarak özellikle iyileşme sayısı gittikçe artış gösteriyor. Yeni vaka sayısı gittikçe düşüş göstermektedir. Bu şekilde mevcut olan özellikle tam İleşmiş olan vatandaşların sayısı 11 söz konusu olurken sadece bir kişi Covid-19 hastası olmuştu. Şu an Debre ve Merkez Jupa'da toplam 160 kişi aktif vaka olarak devam ederken Debre özellikle sağlık ocağında tedavi gören vatandaşlarımızın sayısı ise çok küçüktür. Covid-19 salgının başlamasıyla beraberce birçok şeker hastasının sayısı artmış olmasıyla beraberce Debre Merkez Jupa ve Mavro Varos hastaların sayısı %10 civarında bir artış yapmış oldular. O şekilde devre uzmanı Dr. Acia Kurtovski'ye göre hastalarda %11 bir artışın beraberliğinde toplam 500 vatandaş her üç belediyesinde insülin tedavisinde bulunurken hap tedavisinde ise 2000 hasta söz konusu olmaktadır. Özellikle tedavi alma konusunda Hacı Yakutovski'ye göre gereken tedaviler tam zamanında alınmasına özen gösterilmeli. Debre Gölü'nün su seviyesi son zamanlarda yine düşüş göstermektedir. Alışmış olduğumuz kotaya göre 40 metre daha aşağıda bulunmuş olan Debre Gölü üzücü bir şekilde herkesi düşündürmektedir. Radika ve Karadrim'den gelmiş olan su potansiyeli ve kapasitesi özellikle son zamanlarda düşüş göstermesiyle birlikte Debre Göl seviyesinin daha tamamen düşüşü gündeme gelmektedir. Buna bağlı olarak Canlı dünyasının da bu konuda ne kadar zarar göreceği artık yoruma bırakılmış olan bir soru. Öte yandan ise spor ve sivil kuruluşları çalışmaları konusunda önderlik gösteren Trofta Sivil Kuruluşu'nda bu konuda büyük bir tepki gelmektedir. Mevcut olan durumun düzenlenmesiyle elem ve geri kalan ilgili makamlara gereken başvurularda bulunulmuştur. Det brevet merker jupaen. Kaliterlig penger, urett til mektig dyr. O şekilde özellikle koyunculukla uğraşanların son zamanlarda satışlarında herhangi bir sıkıntı olmadığı dile getirilmektedir. Mevcut olan üretim %10 içinde artış gösteriyor. Konuyla ilgili olarak Koyuncular Birliği Başkanı Skender Ame'ye göre kalite açısından ve sayı açısından bu senedeki üretim şimdiye kadar olmamış gibi artış göstermektedir. Öte yandan ise ortalamada bir yayla peynirin kilogramı iki 280 denara satılmaktadır. Öte yandan ise vatandaşların satın alma ilgisi ise gittikçe artış gösteriyor. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.